Kenan, hadi çocuklar bekliyor. Berk. Annem söyledi ya, tedavisi varmış, iyileşecek baba. Teşhisi koydu. Doktor, doçent, profesör Ali Yağızoğlu. Ben Yağızoğlu değilim demedim mi sana? Ne işin var senin olan burada? Berk. Oğlum senin de mi bizde ne işin vardı o zaman ya? Ali. Ya. Bir daha senin olduğun yere gele. Biter olsun. Ay. Hey, 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 Ali. Ay. Susun. Kenan. Geliyor, toparlanın biraz. Ha geldi işte. Hadi bakalım, iyi ki doğdun Kenan. İyi ki doğdun çocuklar. İyi ki doğdun Kenan. İyi ki doğdun. Hadi, hadi üfle bakalım, hadi. Bir dilek hakkım bile mi yok? O kadar mı bitti yani? Ümidi kestiniz benden. Yok canım, olur mu öyle şey? Sen dile tabii dileydi. Şey, dile, üfle. Yani bizim de üfle ama bir topluca anımız olsun değil mi hep beraber? Anı kalsın tabii. Ben ölüp gideceğim ya, bir anı kalsın elbet. Kenan, üfle şunu artık. Lütfen. Yaşamayı diliyorum. Ay, iyi ki doğdun. Aman iyi ki doğdun, ne güzel oldu. Tamam, artık bu şey kutlamaya daha sonra devam ederiz. Çünkü şey oldu, saat kaç oldu, okula geç kaldınız. Ben evdeyim, babanla beraberim. Sen merak etme, kardeşini al, okula gidin. Tamam mı? Birbirinize sahip çıkın. Hadi. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun sen çocuk gibi? Bir şey yapmıyorum, ölüyorum. Ben Derya ölüyorum yani. Kenan, uf sen de. Bildiğim çok güzel bir yer var. Kahvaltı yapalım mı? Hastaneden mesela geldi de beni çağırıyorlar. Benimle gelir misin eğer başka bir şey olursa? Tamam, bir dakika. Yarın yapalım. Bugün biraz işim var. Tamam. Yarına daha çok var ama seni beklemek bile güzel. Niye ya? İşte senin moduna uygun bir sunum oldu bence. Beğenmedin mi? Ne kaynatıyorsunuz burada anaoğul? Annem benimle dalga geçiyor. Hiç de bile dalga falan geçmiyorum. Oo, bak 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 bak. Kalpli kalpli yumurtalar. Ne bu şey, ne yazıyor burada? Zeyno'nun Z'si. Ha bu Z. Evet. Daha çok ikiye benziyor yalnız. İki madde kadar diyelim. Ya kalbine. Sabah eğlencenizi buldunuz. Geçin dalganızı, bravo. Aa, ben dalga falan geçmiyorum ya. Ben hatta mutlu oluyorum. Senin o kadar kıymetli ki bu hissettiklerin kuzum benim. Ben sen mutlu ol istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. Ben bu akşam Zeyno'yu bize yemeğe davet etmek istiyorum. Ama bana yani. Ben iyileşeceğim ya. Yani iyileştim. Gidiyorum o yüzden. Yalnız bu yemekte benim de olmam şart. E tamam. Gel sen de. Sen gitme. Şimdi sen eve gideceksin. Sonra ben geleceğim. Çağrı'yla geleceğiz. Yemeği yiyeceğiz. Sonra Çağrı'yla biz eve döneceğiz. Bunlar böyle bir sürü iş. Burada kalsan burada yapalım yemeği. İyi tamam canım, size o kadar yorgunluk olacaksa tamam. Yorgunluk değil de böyle sanki kulağı tersten tutuyormuş gibi oluyor. Çok pardon, araya giriyorum ama Zeyno'nun bu daveti kabul edeceğini nereden biliyoruz? Çünkü ben emin değilim. Ya sen hiç aynaya bakıyor musun acaba? Şu surata bir bakar mısınız? Benim oğlum kim reddedebilir acaba? Vallahi ben bir 20 kere falan net reddedildim, sonrasını saymadım ama temiz 20'si var. Ama onun gözleri bozuk bence biraz. Nesin'cim, şimdi oğlumuzu şımartıyoruz tabii de acaba bu kadar mı? Yok ya, asla be. Aman anne, aman beni şımartma, yoksa ben babamın kafasına otururum, yer edinirim onu değil mi? Ben orada yer edinirim baba.
Oğlum nereye, sen nereye? Okula. Ben götüreceğim ya seni. Aman yok, sonra şımarım mırım falan hiç gerek yok böyle şeylere. Bak şimdi. Sen Zeyno'yu davet etmeyi unutma sakın, tamam mı? Yemedi bunu da. Kaldı. Kaplı omlet. Aa. Hı? Yerim aslında. Benim moduma da uygun.